özgürlük adına zincirleri kırmanın, hak sahibinin yanında hak aramanın, aç uyuyan çocuklar aşkına uykuları kaçırmanın vakti geldi. Çoğunluğu yoksul bırakan zenginlikle, toplumu huzursuz bırakan mutlulukla yetinmek yok. Gençlere kaygı, öğrenciye işsizlik, işçiye açlık bırakılmasına katlanmak yok. Yasaklar getiren, yoksulluğu görmezden gelen, çalışanı mağdur, emekliyi mahcup eden bu düzene boyun eğmek yok. Milli görüşün kararlı duruşu var. Bu topraklar yandaşın değil, her vatandaşın cennet vatanı. İnanç, düşünce ve ifadeye özgürlük, emeklere hakkıyla karşılık, kanun önünde eşitlik, paylaşımda adalet istiyoruz. Korkutan değil, koruyan bir devlet anlayışına, hürriyete, adalete, liyakate, mutlu yarınlara inanıyoruz. Çünkü sen varsın. İnanıyoruz. Çünkü aynı ülkeyi düşlüyoruz. Böyle gelmiş, böyle gider demedin ya. Bu ülkenin mutlu yarınları seninle olur. Devletin itibarı bahanesiyle milletten alınanları yeniden millete teslim edeceğiz. Seninle olur. Kanunları oyuncağı, hukuku maşası olarak görenlere karşı adil devlet için yola çıktık. Seninle olur. Vatandaşın hakkını yandaşına pay edenlere karşı adil paylaşım diyoruz. Seninle olur. Açlığa da, yoksulluğa da, haksızlığa da rıza göstermedin. Vatandaşı açken tok yatanları içine sindiremedin. İşçiyi mutsuz, genci umutsuz bırakanlara, emekliyi mağdur edenlere, mağduriyetleri görmezden gelenlere boyun eğmedin. Hakkın olandan daha azının verilmesine kanaat etmedin. Ahlak ve maneviyatı şekilde değil, icraatta aradın. Milli ve manevi duyguların sömürülmesine müsaade etmedin. İşte bu yüzden seninle olur. Her vatandaş için adil devleti, herkes için adil paylaşımı, hepimiz için insanca yaşamı kuracağız. Bu düzeni değiştireceğiz. Seninle olur. Adil devlet, adil paylaşım seninle olur.